İyi geceler sevgili seyirciler. Şu anda ekranlarınıza o güzel bayrağımız geliyor ve Malazgirt Anıtı'nın oradan Malazgirt Zaferi'ne dair yapacağımız özel yayınla karşınızdayız. Dile kolay Zafer'in 948. yılında tarihimizin dönüm noktalarından Malazgirt Zaferi'ni konuşacağız. Aslında Refik Turan hocamın aydınlatıcı makalesinde de ifade ettiği gibi herhalde Malazgirt gibi günümüze böylesine hem kültürel manada hem siyasi boyutuyla dini boyutuyla yansıyan bir savaştan bahsetmek kolay değil. Dolayısıyla vaktimiz el verdiğince bu gece konuşacağız. Tabii Malazgirt ruhundan da bahsedeceğiz. Özellikle Vatan 1071 etiketini kullanıyoruz ki Okçular Vakfı Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde düzenledikleri etkinliklerde bir süredir bu etiketi kullanıyorlar. Ben de bununla ilgili bir tweet attım. Sizlerden de bu gece programımıza katkı sağlamak adına Vatan 1071 etiketiyle katılımlarınızı sosyal medyadan bekliyoruz. Kimlerle beraberiz? Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Okçular Vakfı Başkanı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Haydar Ali Yıldız'la. Zaten Malazgirt artık bizim bir neredeyse klasiğimiz oldu. Evet. İyi ki buradayız değil mi? İyi ki buradayız. Çok şükür. İyi ki buradayız diyoruz. İlk sorum o zaman biraz böyle değişik olsun mu? Neden buradayız diye. Çünkü bu yayını biz İstanbul'dan yapabilirdik rahatlıkla. Evet. TRT'nin Ankara stüdyolarından yapabilirdik. Ama biz istedik ki Malazgirt'te olalım. Neden? İyi ki buradayız'dan sonra bize iyi ki burada olma fırsatını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Malazgirt şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, İstanbul'un fetih şehitlerini, en son 15 Temmuz şehitlerini ve bugün yine bir şehidimizi daha ebediyete uğurlayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Neden buradayız sorusuna cevap verirken elbette ki şehitlerimizi, gazilerimizi anmadan edemeyiz. Çünkü vatan her şeyden önce uğruna gerekirse can verilen, kan dökülen, gözyaşı dökülen, üzerinde zaferler yaşadığımız, üzüntüler yaşadığımız, acılar çektiğimiz yerin adı vatandır. Eğer Malazgirt bir evse, Anadolu bir evse, Malazgirt bunun temelinin atıldığı yer. Onun için buradayız. Çünkü ecdat bize bir emanet bıraktı ve bu emanetin bırakıldığı yer Malazgirt. Büyük medeniyet yürüyüşümüzde 1571'e taşınan Kıbrıs'ın fethine, 1453'e uzanan İstanbul'un fethine ilk adımın atıldığı yer Malazgirt 1071 Anadolu'nun fethidir. O halde biz vatan kavramı üzerinden bir değerlendirme yapacaksak ve vatanımıza ilelebet sahip çıkacaksak bunun idrak edileceği yer işte Malazgirt'tir. Malazgirt'te Sultan Alparslan size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacaktır diyor. Aradan yüzyıllar geçiyor, 900 sene geçiyor. Yine vatanımız işgal edilmek isteniyor ve ediliyor. Fakat bir millet ayağa kalkıyor ve Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber bir kurtuluş mücadelesini başlatıyor. Ve mücadelenin sonuna doğru hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Demek ki 1571'de Kıbrıs fethi, 500 sene önce 1071'de Anadolu'nun fethi bir vatan şuurunun bu topraklarda yoğrulduğunu. Demek ki Mustafa Kemal Atatürk Sultan Alparslan'ın aldığı o vatan şuuruyla bir kurtuluş mücadelesi başlatıyor. Aradan yine bir 100 yıl geçiyor. Yine vatanımız işgal edilmeye kalkıyor. Ezanımız susturulmak isteniyor. Bayrağımız indirilmek isteniyor. Devletimiz ele geçirilmek isteniyor. Millet ayağa kalkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin lideri, Cumhurbaşkanımız. Ben de milletimle beraber meydanlara buluşmaya gidiyorum diyor. Ve bir cümle kullanıyor. Ölümüne, ölümüne. 1000 yıl önce Sultan Alparslan bu meydanda, şu anda bulunduğumuz Malazgirt meydanında Bizans ordusuna karşı mücadelesini verirken ordusunun en önüne geçiyor ve bir Türk geleneğidir. Artık geriye dönüşün olmadığını ifade eden atının kuyruğunu bağlıyor. Aynı ruhun, Malazgirt ruhunun 945 sene sonra, 1000 sene sonra bu topraklarda var olduğunu gösteriyor. Sadece liderde mi? Hayır. Millette de bu var.
gençlik diyoruz. İşte şu anda yanımızda Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz var. Kıbrıs'tan gelen gençlerimiz var. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz bizle birlikte olduğunuz için. Evet. Sağ olun bu gece. Şimdi bu gençlik kendi ruhunu ifade edecek, Malazgirt ruhunun damarlarında olduğunu ifade edecek. Benim de gerek siyasi hayatım, gerek eğitim hayatım ve bütün müktesebatımızı özetleyen, belki buradakilerin ve izleyenlerin müktesebatını özetleyen bir cümleyi, böyle Kasımpaşalı bir bitirim genç, Anadolu genci, Anadolu yiğidi, böyle gömleğinin düğmeleri göğsüne kadar açılmış, pantolonu gömleğinin dışında, ayağında ayakkabı var mı yok mu belli değil ama elinde bir döviz taşıyor. Evimiz kira ama vatan bizim. İşte bu Malazgirt ruhunun 1071'de bize mayalandığının en bariz ifadesi. Ahlat bizim medeniyet şehrimiz, Kubbetul İslam. Onun için biz bu yıl Malazgirt etkinliklerini Ahlat ve Malazgirt eksenli olarak iki yıldır yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ama basın toplantısını Kıbrıs'ta yaptık. 640'lı yıllarda Kıbrıs'ın fethine katılmış Ümmü Haram, Peygamber Efendimiz'in süt halasının ismini taşıyan caminin önünde Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi ile yaptık. Müthiş bir heyecan vardı, müthiş bir coşku ve farklı bir ruh hali vardı hepimizde. 1571'de Anadolu'nun fethinden 500 yıl sonra Kıbrıs fethediliyor. Orada da Kıbrıslı gençlerimiz bir vatan şuurunu kuşanacaklar ve yollarına devam edecekler. Bu konuda ahitleştik. Ve o basın toplantısında biz Anadolu ve Kıbrıs olarak ayrılmaz bir bütün olduğumuzu, Kıbrıs'ın bizim için vatan olduğunu, Kıbrıs'ta şehitlerimizin olduğunu, Kıbrıs için de gözyaşı döktüğümüzü ve orada gidip Kıbrıslı şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulunduk ve orada Anadolu'da yapacağımız 1071 Anadolu Fethi etkinliklerinin açıklamasını yaptık ve 160 tane Kıbrıslı gençle orada Kıbrıs'tan bu defa Anadolu'ya, Ahlat'a ve Malazgirt'e geldik. Sabah onlarla beraber Büyük Selçuklu Kabristanlığı'nda buluştuk. Yüzlerce Kıbrıslı gencimiz, Anadolu'dan gelen gençlerimiz Selçuklu Kabristanlığı'nda dedelerinin huzurunda "Dede ben geldim" dediler. Bin yıldır Anadolu toprağının bizim olduğuna dair, vatanımız olduğuna dair orada ikrarda bulundular. "Dede ben de bu vatan toprağına sahip çıkacağım" deyip "Kıbrıs'tan geldim, Anadolu'nun dört bir yanından geldim" deyip orada dedelerine bir Fatiha okudular, dualar okudular ve saygı duruşunda bulundular. Bizim medeniyet okumamız üç esastır. İnsan, mekan ve zaman. Bu üçlemede insan birinci derecede mutlaka Allah'ın yeryüzündeki muhatabıdır. Sultan Muhammed Alparslan, Anadolu'nun fatihi. Elbette ki Mekke'nin fatihi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oradan gelen bir fetih medeniyeti. Akabinde İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet Han. Kudüs'ün fethi Şark'ın sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi. Medeniyetin taşıyıcı şahsiyetleri, medeniyetin taşıyıcı şehirleri vardır, mekanları vardır. Ahlat, Malazgirt, Mekke, Medine, İstanbul, Bursa, Üsküp, Kosova, Bosna, Endülüs, bütün Buhara, Semerkant. Buralar bizim medeniyetin taşıyıcı şehirleri. Pek çokları daha var. Medeniyetin taşıyıcı zamanları vardır. İşte bu fetih tarihleri, 1071. Kıbrıs'ın fethi 1571, Endülüs'ün fethi, Kudüs'ün fethi, bunların zamanları da bu medeniyetin taşınmasında o kırılma anları, dönüm noktalarıdır. Fatih İstanbul'u fethediyor, bir çağı kapatıyor, başka bir çağı açıyor. İstanbul fethediliyor. Dolayısıyla insan, mekan ve zaman değerlendirmesinde istiyoruz ki gençlerimiz, Anadolu topraklarında yaşayan bu çocuklar, bizler, bu vatanın bize kolay bırakılmadığını, büyük bir mücadeleyle bırakıldığını bilsinler ve bir medeniyet şuurunu kuşansınlar, bir vatan şuurunu, bir bayrak şuurunu kuşansınlar, bir tarih bilincini kuşansınlar ve büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Ve bu gençler inovasyonu, yapay zekayı, robotik kodlamayı, elbette ki çağın
teknolojisini takip edecekler. Şimdi lafı buraya getirmenize evet. Ben çok sevindim. Çünkü şu demek değil. Yani biz Malazgirt'te konuşuyoruz. Evet, tarihimizden bahsediyoruz. Çok şükür gurur duyacağımız bir tarihimiz var. Köklü bir tarihimiz var. Ama bu demek değildir ki yani biz çağın gereklerine veya ne bileyim ileri teknolojiye bakmayacağız. Evet. İşte uzaya yüzümüzü dönmeyeceğiz veya Batı medeniyetine küseceğiz arkamızda. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bizim burada anlattığımız sen özünü bil ama bundan sonra da ülkeni daha ileriye götürme noktası ne yapabilirsen buna asıl. Uğraştığımız bu. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi ben hatta Vatan 1071 etiketiyle tweet'i atarken de tam bu söylediğinizi de düşünmüştüm. Aktarmayı unuttum hocama sözü vermeden önce. Bu gece sevgili seyircilerimize şu güzel hatırayı vermek isteriz. Ne olduğunu belki başkan bir daha bir üzerinden geçer. Haydar Başkan. Evet, bu bizim genelde Okçular Vakfı'nın kemankeş sırrını havi olan bir tablosu. Üzerinde Enfal Suresinin 17. ayeti yazar. Bismillah ve mâ rameyte iz rameyte ve lakinnellâhe rame. Bu kemankeş sırrıdır. Yani bir okçu adayı bütün denemelerden, bütün eğitimlerden, imtihanlardan geçtikten sonra bu maddi ve manevi bir imtihandır. Sadece ok atarak değil, nefsi terbiyeden geçmiş olması gerekir. Şahitler huzurunda belli bir mesafeye ok atması gerekir. Ve şeyhin huzuruna çıktığında bugünkü anlamda kulüp başkanı kendisine kemankeş sırrı sorulur. Yani okçu sırrı sorulur. O da şeyhin huzuruna eğilir ve kemankeş sırrını söyler. Bu ayeti kelimeyi söyler ve bu şekilde okçuluğa yani kemankeş olarak ilan edilir. Evet, bu geceye duası dair yapılır. De güzel bir hatıra hediye, olacak. Evet, takdim edebiliriz. Süleyman Çobanoğlu'nun bir dizesi, Türkiye ağır yüktür bilmeyen ne bilesi. Tarihten bugüne yüklendiğimiz miras hakikaten çok kıymetli, emanetimiz büyük ve evet yükü de ağır. Ve bu sorumluluğu paylaşan, taşıyan, kendini de bu milletin bir parçası sayan herkese bu gece bizden selam olsun. Vatan 1071 etiketiyle sizlerden de tweetlerinizi bekliyoruz. Şimdi Refik Duran hocama geçmek istiyorum. Bu gece çokça Kıbrıs evet. dedik. Kıbrıslı gençler de burada. En son hocamla Kıbrıs'taydık biz. Evet, değil beraberdik. Mi? Doğru. Aslında tarihi anlatmak, böyle bir arada olmak, işin özünü verebilmek çok önemli. Şimdi Malazgirt'in de özellikle sizin ifadenizde diyorsunuz ki, birçok zafer bizim tarihimizde var. Ama sonuçlarıyla devletleri, milletleri yakından ilgilendiren, hatta bugünü bile içine alan bir savaşın daha yaşanmadığını düşünüyorsunuz. Neden bu kadar önemli bir noktaya koyuyorsunuz siz Malazgirt'i? Şimdi, tabii savaş özellikle bir milletin geleceğini ilgilendiren savaşlar... Dünya tarihinde bir bakma siyasetin, sosyal hayatın büyük depremleri. Biz belki jeolojinin bir konusu olarak depremleri menfi olarak algılıyoruz. Felaket. Özellikle insan hayatına mal olanları. Ama öte yandan jeologlar deprem açıklamalarında ilginç bir durum da vardır. Depremlerle beraber yani çok verimli topraklar ortaya çıkar. Depremlerle beraber insanların faydasını sağlayan madenler ortaya çıkar. Depremlerle beraber su kaynakları ortaya çıkar. Aynı şekilde savaşların da böyle bir sonucu var. Malazgirt de bunlardan birisi. Tabii ki bazı hususları da savaşlar yok edebiliyor. Bazı topluluklara, kültürlere bir felaket olarak inebiliyor. Bu Bizans için böyle oldu. Tarihin bundan 948 yıl öncesinde iki büyük ordu ve iki büyük milletin söz sahibi iradeleri burada buluştu. Öncelikle bu buluştukları noktada yani üç kişilik bu kompozisyonu ben kutluyorum. Ben Pelin Hanım'ı, Ali Haydar Bey'i tarih bilincine olan katkılarından dolayı da kutluyorum. Ayrıca gençlerimizi de kutluyorum. Onlara da ayrıyeten merhaba diyorum. Bütün seyircilerimizi de yürekten selamlıyorum bu arada. Tabii Malazgirt Meydan Muharebesi ve zaferi dünya tarihi açısından
Türk tarihi açısından, medeniyetler tarihi açısından ayrı bir değer taşıyor. İki devletin mücadelesi, iki milletin mücadelesi ve iki medeniyetin mücadelesi. Aynı zamanda bir medeniyet savaşı, Malazgirt Savaşı. Ve bu çerçevede baktığımızda rahmetli Mehmet Altay Köymen Hoca'nın savaş tarihiyle ilgili bir görüşü vardı. Burada onu da paylaşmadan geçemeyeceğim. İşte vatan kurtaran savaşlar, devlet kurduran savaşlar ve vatan sağlayan savaşlar. Hani Malazgirt vatan sağlayan bir savaş. Biz hemen zafer olarak bir çırpıda Malazgirt'i böyle değerlendiriyoruz. Ancak Malazgirt'in başlangıcının bir taarruza karşı bir savunma savaşı olduğunu da belirtmekte yarar var. Yani bir taarruz savaşı değildir Malazgirt. Bu bakımdan erdemin, faziletin, cesaretin, imanın ve bilginin bir arada tekemmül ettiği ve karşı tarafa bir direnç noktası olarak durduğu, kabul ettirdiği bir savaştır Malazgirt. Bir de tabii, iki söz sahibi dediniz ya, özür dilerim. Az önce hani iki liderden bahsederken, evet, iki tarafın kumandanı, baş kumandanından bahsederken dedim. Evet. Orada sizin yine güzel bir ifadeniz var. Diyorsunuz ki hani askeri gücünü kullanmadan evvel sözün gücünü kullandı. Aslında Haydar Başkan'ın da biraz girdiği bir konuydu ve güzel de bağlantı olacak diye söyleyeceğim. Yani baktığınızda iki ordu arasındaki farka, hani normalde stratejiyi okuyabilen birisi, hani istatistiksel olarak bu zaferin gelme olasılığı daha düşüktü. Ama sözün gücünü öyle bir kullandı ki Sultan Alp Aslan, evet, askerleri peşinden gitti. Çok güzel bir nokta. Gerçekten iki lider, bu Roma'nın, yani Doğu Roma, artık Doğu Roma denmiyor, Roma'nın imparatoru veya Bizans'ın imparatoru Roman Diyojen de bir lider. Biraz sonra hani vakit kaldığı sürece ona da değineceğiz. Yani gerçekten de Roma ortalamasının üstünde bir şahsiyet Roman Diyojen de. Zaten hani Sultan Alparslan da bu değeri takdir edecektir. Hani sonuçta ona en ağır cezayı biçmekten öte farklı bir davranış biçimi gösterecektir. O da tarihe ilginç bir örnektir. Tabii başlangıçta Sultan Alparslan savaşın başlaması, hazırlıklar ve süratle işte Ahlat üzerinden gelişe baktığımızda iki ordunun nispetleri, sayıları açısından hakikaten Bizans ordusu çok üstündür. En az iki kattır. En az, yani bugünkü tarihi kaynakların ifade ettiği kadarıyla hani Sultan Alparslan'ın ordusu 50 bin, diğeri 100 bin ve diğer ihtiyat kuvvetleriyle beraber 150 bine kadar çıkarır tarih araştırmacıları. Tabii aslında iki taraf da bunun farkındadır. Malum pek çok tarihçi bunu ifade eder. Sultan Alparslan Roman Diyojen'e savaş öncesinde bir elçi göndermiştir. İbni Muhalleban veya Mahleban diye ifade edilen halifeden kendisine gelen elçi ona göndermiştir. Yani daha tarafsız, daha objektif bir görünüm de vermektedir. Tabii bu elçi bir zafiyet değil. Bu da hani savaş içerisinde uygulanan davranış biçimleridir. Savaşların bir takım hukuki temele oturması gerekmektedir. İslam tarihi açısından, medeniyet tarihi açısından gereklidir. Mesela bundan 105 yıl sonra olan Miryakefalon Savaşı'nda da aynı şekilde 2. Kılıç Arslan'ın gene o zamanki Bizans İmparatoru Manuel'e de, yani savaşın hemen arefesinde elçi gönderdiğini görüyoruz. Yani tamamen savaş hukuku çerçevesinde, yani bu hem hukuken Allah'ım bak bir kabahat bizde değil, hani karşı tarafta, iyi ortaya koymak için öyledir de. İşte bu elçilik karşılaşmasında Roman Diyojen yani kendisini çok ötelerde görmektedir. Yani mağlup olacağının aklının ucundan geçirmemektedir. Yani ve o zamanki Selçuklu memleketlerini sormuştur. Hemedan mı daha iyi, Isfahan mı nerede daha iyi? Nerede kışımızı yani, geçirsek? Evet, nerede yazımızı geçirsek? Yani Hemedan soğuk diyor, Isfahan'da geçiririz. İşte atlarımız da Hemedan'da olur diyor.
İşte yanında Savtekin veya işte İbn-i Mühelleban verdiği cevap, yani siz değil de atlarınız geçirebilir ama sizi bilmiyorum diyor. Tabii bu da değişik bir cevap. Ama atlar burada diyor, Hamedan da kışlayacağı tamam da diyor, sizin nerede kışlayacağınız onu bilemiyoruz. Emin değiliz diyor. Yani böyle bir tarihi ilginç cevap. Ama nasıl bir cevap ki? Evet. Bakar mısınız 948 sene sonra şimdi tekrar hatırlamıyorum. Şimdi hocam orada sözle ilgili Pelin Hanım'ın söylediği şeyde sözün gücü itibariyle bu mukayese anlamında da yani orduların mukayesesi tarafından değerlendirdiğimizde Alparslan'ın yanındaki yaveri de komutanım diyor, sultanım 200 bin kişilik Haçlı ordusu, Bizans ordusu üzerimize doğru geliyor. Biz de diyor 40 bin kişiyle onların üzerine doğru gidiyoruz. Evet. Bu da imanın, azmin ve evet, kararlılığın ve cesaretin önemli bir ifadesi. Biraz evet, da önüne biraz böyle bakmak lazım o mukayesede. Şimdi tabii burada Malazgirtlileri de kutlamak lazım. Hakikaten ben bu topraklara kutsal mekanlar olarak bakıyorum. Yani çok milletin tarihinde böyle bir şey yok. Hani pek çok devletin çocukları, milletin evlatları, inanın bu kadar ihtişamlı, faziletli, içinde çok türlü insana coşku veren, ders veren, model olan başka bir tarih yok. Bunu öncelikle paylaşmakta yarar var. Yani Malazgirt, keşke hani bütün ayrıntılarıyla vermeye çalışıyoruz. Tabii. Belki hani geçmiş yıllarda da işleniyor, bu zamanda da işleniyor. Bir de hocam, sözün gücü dediğiniz, ben o noktaya geleceğim. Tabii sözün gücü liderlere mahsus bir şey. Liderlerin bir hususiyeti. Evet. Yani Sultan Alparslan'da da var. Yani Sultan Alparslan yani iki defa çok önemli bir nutuk irad etmiştir. Yani birisi Malazgirt'e gelmeden muhtemelen işte Ahlat cenahında. İkincisi de Malazgirt Ovası'nda hemen savaşın öncesinde. Düşünün Pelin Hanım, o savaş öncesinde yani karşıdakiler, işte Roma askerleri ne kadar çok olursa olsun, biz ne kadar az olursa olalım, hani Allah'ın izniyle hani galibiyet, zafer bizi bekliyor diyor. Ben ona inanıyorum ve artık diyor yerimde duramıyorum. Yani bir an önce hani düşmanın üzerine taarruz etmek istiyorum. Bunu bilin öncelikle diyor. Ve arkasından biraz önce Ali Haydar Bey de dedi. Yani atını hazırladı, kuyruğunu bağladı. Niçin öyle bağladı? İşte sözünde gizli bu. Diyor ki bundan sonra artık üstünüzde bir sultan değilim diyor. Bak bu tamamen öyle sıradan bir ifade değil. Sultanlıktan tamamen sıyrılmış bir kimliğin ifadesi. Bunu göstermek için atını kendisi hazırlıyor. Yani sultanlar, üst dereceli devlet adamları atını kendi hazırlamaz. Hiçbir zaman da hazırlamamıştır. Bunu göstermek için her türlü işini kendi yapıyor. Yani kuyruğunu bağlaması, giyimi, kuşamı ve arkasından işte savaş uygulamaları, işte okunu, yayını yere atıyor, topuzu, kılıcı alıyor. Bu da başka bir şey. Yani burada da yani artık düşmanla göğüs göğüse evet, mücadele olduğu edeceğini göze alıyorum ben demek istiyor. Ve bu üstünüzde emrecidi bir sultan değilim. Son sözlerimi burada söylüyorum. Dileyen benimle kalır, düşmanla mücadele eder. Dileyen gidebilir diyor. Ve ben onlara kızmam diyor. Düşünün. Ve tabii ki ordusundan ve böyle bir lider kişi, böyle bir söz olduktan sonra kim gidebilir bir değil mi? Bir kişi bile ayrılmıyor. Bilakis yani halk deyimiyle mıhlanıyor. Yani mıhlama diye bir tabir vardır. Yani ordusunu adeta Malazgirt Ovası'na çividiyor Alparslan. Bırakın onu. Yani ben hani işte sıradan Refik Turan olarak inanın 948 sene sonra bu sözün etkisindeyim. Hani o zamanlara aşıp geliyor. Dağları aşıp geliyor, o söz benim kulaklarımda çınlıyor. Hocam o yani zaman bunu fetihle idrak devam edelim etmemek mi? Mümkün değil. Şimdi tabii bunun, bu ruhun bir kökü var. Fetih ruhudur bu. Yani o Sultan Alparslan'da dedelerinden bugün bize kadar uzanan bir fetih ruhudur bu. Fetih açmaktır. Fetih
ilk olarak aslında bu topraklarda Türklerle Kürtlerin gönüllerini birbiriyle açmasıyla başlıyor. Ve Kürtlerle Türkler, bugün Cumhurbaşkanımızın tek millet diye ifade ettiği Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin, Boşnakların, Romanların, Ermenilerin, Gürcülerin, bu topraklarda yaşayan Rumların her kimse tek millet olarak ifade ettiğimiz aslında o Fatiha'nın, fethin açmak olduğundan hareketle önce birbirlerine gönüllerini açıyorlar ve kucaklaşıyorlar. Sultan Alparslan'ın ordusunda kucaklaşıyorlar. Ve ondan sonra bu kucaklaşmayla niyet nedir? Fethetmek. Neyi? Önce gönülleri. Hı hı. Ve Anadolu topraklarında kendilerinden olmayan, kendi dinlerinden olmayanların önce gönüllerini fethediyorlar. Ve bir fetih hareketi başlıyor. Ve Bizans kaynakları bunu eskatolojik olarak Anadolu'nun fethiyle bir gün İstanbul'un da fethedileceğinin korkusunu yaşamaya başlıyorlar. Ve onun için 1453, yani yaklaşık 400 sene sonra İstanbul fethediliyor. Bizans bunun farkında. Hı hı. Ve 500 sene sonra Kıbrıs fethediliyor. Önce ama gönüller, gönüllerin fethetmesiyle başlıyor ve Sultan Alparslan'ın ordusunda Türkler var, Kürtler var. Az önce ifade ettiğim bütün o dini, etnik, siyasi hangi görüşten olursa olsun Sultan Alparslan'ın ordusunda var. Ben diyor sultan değilim artık. Hep birlikte bir fethe gidiyoruz. Anadolu'yu yurt bırakacağız diyorlar. Şimdi Ahlat'tan geliyoruz. Şimdi Ahlat'tan geliyoruz da bu fetih vurgunuz tabii ki çok önemli. Çünkü biz fethederken aynı zamanda imar ediyoruz. Yani o toprağın sahibi biziz ve ondan sonra oradaki insanı o toprağa sömürme duygularıyla hareket etmiyoruz. Bu başlı başına bir konu. Ama benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sizin o söylediğinizde hani kardeşlik işte Malazgirt'te Türk'ün, Kürt'ün hepimizin bir olması, tek bir vatan ve millet olmamızla ilgili olarak Allah rahmet eylesin Haluk Dursun hocanın bir sözü, bir konuşması ve hatta sonrasında da o konuşmada bir ifade var ki hepimizin gönlüne çokça dokundu. Evet. Ve işte o birliği bozmaya çalışanlar oldu, oluyor ve olacak. Evet. Bu bir bizim maalesef gerçeğimiz. Ama işte bizim bunlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Şimdi Allah rahmet eylesin Haluk Dursun Hoca da aslında burada görev yaparken biliyorsunuz bir trafik kazasında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz. Şimdi ben arkadaşlarımdan onun kısa bir konuşması var. Onu rica edeceğim. Başında da şunu hatırlatayım. Haluk Dursun hocamız tabii ülkemizin yetiştirdiği önemli münevverlerden biri. Kültür Bakan Yardımcımızdı. En son böyle bir görevi vardı ama onun öncesinde sayısız başlık altında çokça hizmeti bulunmuş. Ülkesini çok seven, öğrencilerini çok seven bir kişi olarak hep kalbimizde. Şimdi Anadolu Tarih ve Kültür Birliği diye bir öğrencilerle de çalışma grubu oluşturmuş. Ankara'nın daha ziyade doğusunda işte Dicle, Fırat, Zap üçlüsü oralarda ve hep tarih şuurunun tam da mekanlarda olması gerektiğini de vurgulayan birisi. Çanakkale'ye gidiyorlar önce. Evet. Sonra Ahlat'a gidiyorlar. Hatta Ahlat görülmeden Anadolu anlaşılmaz diyor filan. Şimdi bu anlatacağı yerde Dicle Üniversitesi'ndelermiş sevgili seyirciler ve orada zannedersem bir kız öğrenci biraz da böyle sert üslupla hani Nil'le ilgili işte Tuna ile ilgili filan kitaplarınız var siz burada ne arıyorsunuz Dicle'de gibisinden bir ifade kullanıyor ve hoca ilk başta çok şaşırıyor. Sonrasında verdiği cevap o kadar etkileyici ki ve herkese ders olacak nitelikte işte onu bir dinleyelim üzerine konuşalım isterim. Nil ile ilgili kitaplarım var dedi. Osmanlı coğrafyası kitapları, evet var. Sen niye Tuna'yı, Nil'i bıraktın da buralara geldin dedi. Burası Dicle kıyısı dedi. Senin Dicle ile ilgili kitabın yok dedi. Sizin dünyanızda, sizin muhtevanızda Dicle yok. Siz Tuna boyunda akıcı koşturun dedi. Vay vay vay. Vay. Önce ben biraz böyle şey yaptım. Şaşkınlık içerisinde bu ne cüret diye. Bölgede biraz cüret yüksektir yalnız. Sayın Valim bölgeyi bilir. Beraber orada da bulduk daha önce Tunceli'de. Ben dedim ki tamam haklısın. Doğru söylüyorsun. Benim kitaplarım Tuna ve Nil'le ilgili. Fakat dedim bu konuşmayı nerede yapıyoruz? Dicle Üniversitesi'nde yapıyoruz. Adı Dicle Üniversitesi.
Bu kampüsün içinden ne nehri geçiyor? Dicle kamp, tam kampüsün içinden geçer. Bir önce ben nereden geldim? Cizre'den gelmiştim. Cizre'de en güzel Dicle şehirlerinden bir tanesidir. Şimdi dedim buraya niye geldim? O soruya cevap veriyorum. Kalabalığı, hukuk fakültesiydi hem de. Hukuktakiler de tam bu konuda şeydir yani. Bakın dedim, siz Dicle'nin kuzularısınız. Dicle'nin kuzularısınız. Biz bundan sonra Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız, onun için geldim dedim. Şimdi bu Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak. Başlık bu aslında, şu arkada görmüş olduğunuz Anadolu Tarih ve Kültür Birliği başlığının içinde saklı olan, onun derununda yatan, mahfuz olan ana amacı o. Dicle kıyısında olduğu için oldu. Bu Zap Suyu kenarında, Çukurca'da da olabilir. Peri Suyu'nda, Munzur'da olabilir. Botan Vadisi'nde olabilir. Bunu yani Murat'ta, Karasu'da, her tarafta yapabilirsiniz. Önemli olan bu coğrafyadaki, Anadolu coğrafyasındaki gençlerimizi çakallara kaptırmamak. Evet. Anadolu coğrafyasındaki gençlerimizi, kuzularımızı çakallara kaptırmayacağız. Bugün bu Anadolu çocuklarını, Dicle'nin kuzularını Ahlat'ta, Çarho mevkiindeki ve bugün Malazgirt'teki bu meydanda kendi medeniyetlerine, tarihlerine ve vatanlarına sahip çıkma bilincinde gördüğümü ifade etmek isterim. Ahlat'taydık, bugün Malazgirt'e geldik. İki zamanda olarak da Okçular Vakfı olarak Malazgirt'te ve Ahlat'ta hem bir taraftan okçuluk yarışmalarını, okçuluk deneyimlerini, ata binmeyi tecrübe ediyor gençlerimiz, diğer taraftan cirit, güreş, toy temsilleri, mehter, akşamları dolu dolu konserler milli mukaddesatımıza uygun bir şekilde dolu dolu 3-4 gün sürecek bir etkinliği Okçular Vakfı olarak tertipledik. Çünkü Anadolu'nun fethine yakışan, onun şanına yakışan bir organizasyon yapmalıydık. Ve Ahlat'ta bugün gördüğüm manzara tam da Haluk hocamızın, rahmetle anıyorum kendisini. Allah rahmet eylesin. Bu arada çok da güzel bir video hazırlamışsınız. Okçular Vakfı olarak. Okçular Vakfı olarak hocamıza. Onu da ben şimdi retweetledim. Arzu eden sevgili seyircilerimiz de Twitter ve sosyal medya üzerinden de seyredebilirler. Hocam Allah kendi davası, medeniyet, tarihi ve vatanı uğruna canını verdi. Öyle diyeyim. O uğurda canını verdi. Bu Malazgirt etkinlikleri için Malazgirt'te ve Ahlat'taydı. Gani gani Allah rahmet eylesin. Amin. Allah bize de yani neticesi itibariyle hepimiz öleceğiz ama davamız için, medeniyetimiz öyle için, inancımız ve vatanımız için ölmeyi nasip eylesin hocamız gibi. Erken ayrıldı aramızdan ama davası uğruna, o Dicle'nin kuzuları uğruna, hı hı, canını teslim etti. İnşallah hocanın talebeleri, bu topraklarda yaşayanlar hocanın bilincini kuşanacaklar ve onun yolundan Anadolu için, bu vatan için çok daha ileride bir gayreti, mücadeleyi verecekler. 3-4 gün sürecek bu etkinliklerin amacı da gençlerimizin, bu topraklarda yaşayanların bir medeniyet bilincini kuşanmalarıdır. Bu toprağın çocukları olduğumuzu kuşanmamızdır. 2023, 2053, 2071 hedefleri, az önce söylediğim bu gençliğin elbette ki inovasyon, robotik zeka, kodlama, yapay zeka, dijital teknoloji, bütün bunları bilecek ama ayakları geçmişe yaslanacak, bugüne basacak ve geleceğe bakacak olmalıdır. Biz bugün Selçuklu'yu anıyoruz, Sultan Alparslan'ı. Fetih, İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'i anıyoruz. Kurtuluş Savaşı şehitlerini anıyoruz, tüm şehitlerimizi anıyoruz. Bütün bunlar önümüzde birer hedef. Bunlara varırken en iyisini yapmak, dünyanın en iyisi olmak. Ve diyoruz ki Selçuklu biziz. Tabii. Ahlat'ıyla, Malazgirt'iyle Selçuklu bizim, biz Selçukluyuz. Bursa'sıyla, Söğüt'üyle, İstanbul'uyla Osmanlı biziz. Ankara'sıyla ve bütün gönül coğrafyamızla Cumhuriyet biziz. Hı hı. 100 yıllık Cumhuriyet, 600 yıllık Osmanlı, 300 yıl Selçuklu. 1000 yıllık bir alan hakimiyetimiz var Anadolu topraklarında, burası vatan. Birliğimizi koruduk ve kimse bizi bölemedi. En son 15 Temmuz'u da denediler, başaramadılar. Bu millet işte her yıl şimdi 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız bir ve beraber olduğumuzu, Selçuklu'yla, Osmanlı'yla, Cumhuriyet'le bu vatanda var olduğumuzu ve var olacağımızın
ahitleşmesidir 26 Ağustos. Onun için şu anda dahi gitsem mi gitmesem mi veya ne işimiz var Malazgirt'te deyip bu iş klimalı odalarda Ağustos sıcağında vatanseverlikle olmuyor. Malazgirt'te ecdat canını Malazgirt toprağına döktü ve bize bir vatan bıraktı. Bu vatana sahip çıkmanın elbette ki bedeli olacaktır, olmalıdır da. Ve bizim bu bedeli ödemeye hazır olup olmadığımız ruhen, fikren ve zikren var mıyız, yok muyuz? Bunun günüdür 26 Ağustos. Ve 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te olacak, pazartesi günü. Burada Malazgirt Meydanı'ndan bütün dünyaya seslenecek. 1000 yıl önce bizi Anadolu'dan atmak istediğiniz başaramadınız ve 1000 yıldır buradayız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Romanıyla buradayız. Biz Balkanlara evladı Fatihan dedik. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama vatanımızda, toprağımızda gözü olanlara da asla müsamaha edemeyiz. Orası. Onun için gerektiğinde Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür der, meydan okur. Gün gelir Malazgirt meydanından meydan okur. Ama bu meydan okumak bu milletin gücüyledir. Allah bu millete güç kuvvet versin. Amin. Anadolu çocukları, hocanın ifadesiyle Dicle'nin kuzuları, Türkiye'den gelen bütünler şu anda Malazgirt meydanında, pazartesi günü de ahitleşme günüdür. Birlik ikrar günüdür. O gün tek millet kavramını, tek bayrak kavramının, tek vatan kavramının, tek devlet kavramının öyle bir söz olmadığını 1000 yıl önce Malazgirt meydanında kan dökülerek bu anlayışın temellerinin atıldığının yeniden ikrar edileceği gündür. 1071'i biz böyle anlıyoruz. Şimdi elbette Anadolu bizim temelimiz. Evet. Buna hiçbir şüphe yok. Ama bunun ötesinde şimdi öyle bir tarih, öyle bir miras devralmışız ki, evet yükü de ağır, gururu da elbette büyük. Şimdi Selçuklu deyince, Osmanlı deyince, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, çok şükür hani Türkler hep bir devlet kurmuş, bunu başarmışız. Evet. Ve önemli liderler yetiştirmişiz. Şunu karıştırabiliyor bazen insanlar. Onu sizin vurgulamanızı rica edeceğim. Şimdi bizim bu devraldığımız miras itibariyle artık böyle fetihler toprak kazanılarak değil, hani coğrafi sınırlar, siyasi sınırlar çizilmiş vaziyette. Ama devralınan miras dolayısıyla bizim gönül bağı oluşturduğumuz yerler elbette var. Ben burada lafı Kızıl Elma'ya da biraz getirmek istiyorum, Kızıl Elma kavramına. Çünkü bazen Turan ile karıştırılabiliyor. Hani bir ülküden mi bahsediyoruz, bir ülkeden mi bahsediyoruz? Hani biz neyin peşindeyiz'in? Herhalde en güzel cevabını şimdi Türk Tarih Kurumu Başkanı bize verecektir. Devam evet, hocam. Ben de öncelikle rahmetli Haluk Hocama tekrar hani Allah rahmet, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bundan 6 gün önce gene Türk Tarih Kurumu'nun ve Yazarlar Birliği'nin ortaklaşa yapmış olduğumuz bir faaliyet için gelmişti. Biz de davet etmiştik. O da kabul etmişti. Ve hakikaten bir gönül adamıydı. Kendi tarzını geliştirmişti. Hani birlik için hayatını verdi denilebilir. Öncelikle onu belirtmekte yarar var. Ve bu topraklarda hani canını verdi. Arkasından tabii Kızıl Elma varılması gereken güzel nokta, güzel hedef. Hani Allah'ın bizi yarattıktan sonra yeryüzünde vermiş olduğu görev, birinci görev yaşamaktır. Ama iyi yaşamak. Hani malum olduğu üzere yani sırat-ı müstakim diye bir kavram var Pelin Hanım. Yani bu sırat-ı müstakim, yani mütekamil istikamet belirleme demek. Yani insanoğlunun. Bunu da insanlar geliştirmiş oldukları kültürler sayesinde gerçekleştirebiliyor. Türklere mahsus böyle bir, kendine mahsus bir istikamet. Yani öncelikle insanlığı kurtarma. Arkasından kendi kültürünü yukarıya çıkarma. Arkasından hani medeniyetine karşı kendisini mükellef etme ve belli bir duruğa onu da çıkarma. Bir kere hani bu 960 yıllarında hani Abdülkerim Satık Buğrahan'dan itibaren yani İslam medeniyetiyle bütünleşen Türkler kendilerine yeni hedefler koydular.
Ve bu hedefler içerisinde öncelikle bir devlete sahip olma kızıl elmaydı. Arkasından medeniyete sahip olma, yani İslam medeniyetine şemsiyelik yapma, kuruculuk yapma, önderlik yapma, o da ikinci bir kızıl elmaydı. Kızıl elmalar bitmez. Yani kızıl elma, yani Selçuklu için, Selçuklu aslında Orta Çağ'ın muazzam başarılarından birisidir. Neden başarıdır? Orta Çağ'da bir anda Hazreti Peygamber'den almış olduğu büyük nefesle ve büyük bayrakla, yani 250 yıl hakikaten dünyaya bir infilak şeklinde inkişaf eden İslam medeniyeti, yani 10. yüzyılda büyük bir buhranın içerisine düştü. Bu buhran mezhebi bir buhrandı ve bir anda İslam dünyasını parça parça etti. Ve sonuçta devletler ortaya çıktı. İslam dünyası parçalandı. Sosyoekonomik olarak büyük bir imkansızlıklarla maruz kaldı. Özellikle o zamanın kendisini hala büyük devlet olarak kabul ettiren Bizans'ın taarruzunu yedi. Tabii Abbasi halifesi bunu yeniden çıkış için çareler aradı. Yani başlangıçta doğudan bekledi. Gazneliler, Karahanlılar ortaya çıktı. Gaznelilerden bekledi. Ama 1040 Dandanakan'da Selçuklu çıkışıyla beraber o ümit Horasan'da belirdi. Ve Tuğrul Bey'i Bağdat'a davet etti. Bakın bu davete Tuğrul Bey 1055'te gelebildi Pelin Hanım. Bağdat'a geldiğinde Bağdat sokaklarında insanlar inançları uğruna, yani tıpkı şimdiki gibi birbirlerini boğazlıyorlardı. Birbirlerini can güvenliklerini zedeliyorlardı. Bağdat bir örnek. Diğer şehirler için de bu böyleydi. Musul da aynı durumdaydı. Güneydeki işte Basra ve Kufe şehirlerinde de aynı durumlar vardı. Ve özellikle bugün de bir versiyonu ortaya çıkan, hani haşhaşilik dediğimiz batını gruplar insanlığın içerisinde fitne fesat yaymada doruk noktadaydı. İşte Selçuklular aslında öyle güllük gülistanlık bir alana gelmemişlerdi. Ama hani çok kısa bir zamanda, yani 1040 neresi, 1055 neresi, 1071 neresi işte İslam dünyasını bir anda toparladılar. Birinci büyük başarıları budur Selçukluların, bir başarı hikayesi diyoruz. İkinci büyük başarıları İslam medeniyetinin kaldığı yerden yenilediler. Yani bu yenileme bilim açısından oldu, sanat açısından oldu. Mesela bir Selçuklu bilimi doğdu. Bir Selçuklu sanatı doğdu. Hani bir bugün de o nasıl mesela bir estetiktir. İnanılır gibi değil. İnanılır yani gibi değil. Tabii yani taşa baktığınızda bugün mezarlığı ziyaret ettiğimizde insan yüreğini, güzel, insan nezaketini, letafetini, evet, konuşturuyorlar. Evet. Oralara nakşetmişler. Evet. Yani direkt hani Selçuklu'yu orada görüyorsunuz ve içinizde idrak ediyorsunuz. Çok yani güzel. Kısa denilecek bir zaman içerisinde. Selçuklu'nun üçüncü başarısı Bizans'ı yendi. Ama ne yeniş? Bizans bir devdi, bir devin yıkılışıydı. Bu öyle bir yıkılış ki bugün de hala da Batı dünyasının zihinlerinden çıkmayan bir gürültü doğurdu ve bir ukde doğurdu. Bakın 90'lı yıllarda Rusların bir politikacıları vardır. Türkiye'de görev yapmış. Jirinovski diye, Vladimir Jirinovski. Bizim iki gazeteciyle söyleşi var. Diyor ki, yani siz Türkler diyor, dünyanın en suçlu, tarihin en suçlu milletsiniz diyor. Sebebi nedir deyince, çünkü Orta Çağ'da dünyanın en iyi medeniyetini yıktınız diyor. Bizans'ı yıktınız diyor. Daha bundan büyük suç olur mu diyor. Düşünün yani Orta Çağ neresi? Yani 1071, işte 1995'li yıllarda. Yani hala söylemiştim. Geriye dönüp baktığında gayet tabii yani yarı olarak Vladimir, örnek o. Jirinovski bir örnek. Tabii. Yani zihinlerde böyle bir şey var. Çünkü bugünkü Batı dünyasının
büyük siyaset merkezlerinde, iradelerinde Bizans bir modeldir. Yani bunu en iyi yansıtanlardan birisi İngilizlerdir. Bizans çünkü Orta Çağ'ın siyaset zirvesidir, diplomasi zirvesidir. Mesela Ruslar, biz Bizans'ı yeniden ortaya çıkaracağız, yani ikinci Bizans olarak doğacağız idealindedirler. Yani onların da bir bakma Kızılay'da. Hala bizim yani işte, dizilere baktığınızda, filmlere baktığınızda, hatta sokakta bile konuşulduğunda hani bir entrikadan falan bahsederken, tabii, Bizans entrikası yani dillere artık o kadar yerleşmiştir ki Bizans ifade olarak da bir semboldür gerçekten. İşte 26 Ağustos 1071'de yani Sultan Alparslan'la bir kızıl elma hedefi daha gerçekleşmiştir. Mesela bir kızıl elmada onun oğlu Melikşah, yani bir liderler dedik yani sultan, hani babasını bir hakkın örnek alan bir şahsiyettir Melikşah. Alparslan aslında 11 oğlu var. Ama benim tespit ettiğim kadarıyla 5 yerde benden sonra Melikşah diyor. Yani veliaht, yani. Yani bu kadar 5 kere veliaht ilan edilmesi bir şahsın hakikaten çok ilginçti. Yani benim tarihi konular içerisinde pek rastladığım bir şey değildi. Ama Melikşah bunun hakkını vermiştir. Hani Melikşah 1086'da bugünkü Suriye'ye geliyor ve işte Kudüs'ü alıyor ve arkasından Akdeniz kıyılarına varır, bu Hayfa kıyılarından atını denize sürer. O da bir ayrı davranış biçimidir yani liderlerdeki. Babası boşuna, evet, onun ve ismine işaret etmiyor. Kılıcı denize çalıyor. Hani fetih ruhu dedi, evet, değil mi? Evet. Ama işte Ali Haydar orada, Bey, hocam, Melikşah'a tabii ayrı bir bölüm açmak belki gerekebilir ama şu Kızıl Elma'nın Pelin Hanım gerektirdiği bir şey var. Onu hepimiz kuşanmamız gerekiyor. Mücadele. Bizim medeniyetimiz bir fetih ve bir mücadele medeniyetidir. Kızıl Elma, eğer arzunuz ve hayaliniz varsa ve böyle bir kavram varsa, bunun gerektirdiği bir şey, o da mücadeledir. Mücadele etmeden kimse size hiçbir şey vermiyor. Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayat hakkınız mücadele gücünüz kadardır. Eğer mücadele etmeseydik, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1974'te yoktuk biz. Mücadelede var olduğumuzu, Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın yanında olduğumuzun haklı mücadelesini verdik. Onun için güzel bir ifadedir, değerli bir dostumuzun ifadesi. Vatan, hak mücadelesinin başladığı yerdir. Onun için Anadolu, hak mücadelesinin başladığı yerdir. Vatan, ne işimiz var Ahlat'ta, Malazgirt'te diye sorabilirler. Ahlat olmasaydı bugün yoktunuz İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Malazgirt olmasaydı hiçbirinin altında eviniz, arabanız yoktu. Böyle bir cumhuriyetimiz yoktu. Bugünkü vatanımız yoktu. Ahlat bizim medeniyet şehrimiz, Kubbetül İslam. Oradaki 1000 yıllık Selçuklu kabristanlığı, bu toprakların bize vatan olarak bırakıldığının mührü. Onun için bugün Anadolu'dan gelen gençler, Kıbrıs'tan gelen gençler orada dedelerinin huzurunda 1000 yıllık bir kabristanda saygı duruşunda bulundular. Ama bir mücadelenin arka planında olduğunu bilmeleri gerekir. Bugünkü gençler de eğer Kızıl Elma'ya, 2023'e, 2053'e, 2071'e doğru adım adım ilerleyeceksek, büyük ve güçlü Türkiye için bizi bekleyenin mücadele olduğunu bileceğiz. Çünkü karşımızda şimdi sizin ankette etikette görüyorum, ne değişti Malazgirt'le beraber, neyi değiştirdi? Bir, hak mücadelesinin Mekke ve Medine müdafasının Anadolu'dan başladığını gösterdi. Bu şekilde bir artık Mekke ve Medine müdafası Anadolu'dan başlayacak. Malazgirt'in birinci sonucu bu. Hak mücadelesi bundan sonra ilk ok buradan atılıyor ve buradan devam et tabii. İlk ok Malazgirt'ten atılıyor bu medeniyet yürüyüşünde. Anadolu'dan itibaren İstanbul'a doğru. Şimdi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, İstanbul'u fetheden ne büyük komutan, onun ordusu ne şerefli ordu diye ifadesi var Resulullah Efendimiz'in. Peki şimdi Bizans, Latin kaynakları ve Arap kaynakları fethi yorumlarken şunu anlıyorlar. Anadolu'nun fethedilmesi İstanbul'un da fethedileceği anlamına gelir. Anadolu fethinin 1071'in birinci sırrı budur. Ve Bizans eskatolojik olarak sonun başlangıcını görüyor. Diyor ki bundan sonra eyvah, Anadolu fethedildi, İstanbul'da fethedecekler. Şimdi o zaman ben bu hadis-i şeriften
Sultan Muhammed Alparslan'a Malazgirt Obası'ndan pay çıkarmak istiyorum. Ben tarihçi değilim, ilahiyatçı değilim, hukukçuyum. Siyasi bir okuma yapıyorum, siyasetçiyim. İstanbul, Anadolu fethedilmeden fethedilemeyeceğine göre Anadolu'yu fethedenin ve onun ordusunun da bu hadis-i şerifin müjdesine nail olduğunu kabul etmeyecek miyiz? Ben ediyorum. O halde Anadolu'yu fetheden komutan da Peygamber Efendimiz'in o müjdesine nail olmuştur diye ben böyle yorumluyorum. Çünkü evet. Anadolu'yu Sultan Alparslan fethetmeseydi İstanbul fethedilemeyecekti. Üçüncü olarak Anadolu'da artık siyasi birlik ve İslam birliği tesis ediliyor. Ve artık Semerkant'tan, Buhara'dan, bizim medeniyet köklerimizin bulunduğu mekanlardan Anadolu'ya akın akın gelip burada büyük bir medeniyeti, Selçuklu medeniyetini inşa ediyoruz. Onun için gençlerimize bu kelimenin altını da çizerek bir medeniyet, idrak, inşa ve ihya süreçleri bütün bu tarihi akış içerisinde mümkün olabilmiş. Evet ve onun bu için arada yeter tabii ki tarihlerini bilsinler, medeniyetlerini öyle, bilsinler. Aynen öyle ve 30 Ağustos'u da asla bu silsilenin dışında bırakmadan bir vatanı fethetmek kadar bir vatanı korumak da önemli. Yani bir Malazgirt'le bir 30 Ağustos Zafer Bayramı, Malazgirt Zaferi. Yani bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ağustos ayı bizim tarihimizde Zaferler ayı. Cumhurbaşkanımızın ifadesi Zaferler ayı. Aynen öyle. Zaferler ayı. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yönetmenim uyarıyor sürekli. Beyoğlu Belediyesi olarak, Beyoğlu Belediye Başkanlığı sıfatım da var. 30 Ağustos'la ilgili de Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan ve daha sonra 30 Ağustos zafer kutlamalarını anlatan, o gün gazetelere yansıyan, haberleri yansıtan, önümüzdeki günlerde Taksim Meydanı'nda bütün hemşehrilerimize sunacağımız bir 30 Ağustos zafer kutlamasının farklı bir versiyonu olacak. 30 Ağustos da bizimdir, Cumhuriyet'in tabii bayramıdır. Ki. Şüphesiz, kuşkusuz evet. Kahramanlarıyla birlikte. Evet. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi kısa bir araya gidiyorum. Birazdan bekliyoruz. Evet, Profesör Doktor Refik Turan hocamıza bir kez daha buradan saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunduktan sonra iki değerli konuğumuz daha var Malazgirt özel yayınında. Profesör Doktor Haşim Şahin ve Profesör Doktor Muharrem Kesik'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi burası da sevgili seyirciler esmeye de başladı. Böyle iyice hani Malazgirt'in ne olduğunu da insan hissediyor. Şunu soracağım, şimdi o döneme böyle gidelim ve gözümüzde canlandıralım. İki ordunun sayıca farkını biliyoruz. Evet. Sözün gücünü gözleri dolarak Refik Hoca anlattı. Sayın Başkan da bahsetti. Tabii ki imanın da kuvvetiyle hareket edildi ama bunun dışında da muhakkak ortaya konan bir takım stratejiler vardı. Bu başarıyı getiren neydi diye size sormak isterim hocam. Evet. Savaş varsa bir plan, hile, savaş oyunları vardır mutlaka. Sultan Alparslan dindar bir insandı. Burada kesinlikle din gücünü arkasına aldı. İman gücünü arkasına aldı. Onda şüphemiz yok. Zaten konuşulmuş. Savaşta ise gerekli bütün tedbirleri aldı. Burada savaşla ilgili tedbirleri almayan taraf Bizans İmparatorluğu tarafı. Yani 4. Romanos bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Selçuklar tarihte her zaman ciddi savaş manevralarıyla, oyunlarıyla, hile ve desiseleriyle bilinir. Bunları zaten her söz aldığımızda ifade ediyoruz. Burada tabii ki o meşhur Turan taktiğinin, yani sahte kaçış taktiğinin, sahte ricatin uygulandığını biliyoruz elbette. Ama Selçuklara savaşı kazandıran tek başına bu olmadı. Sayısal bakımdan az olmak da çok ciddi bir etken değildi. Biliyor musunuz, İslami kaynaklar sadece rakam verir. Bizans kaynaklarının hiçbirinde rakam yoktur. Yani biz sayıları, o da doğru ise, genellikle tarihçiler şöyle düşünür. Hiçbir savaş için verilen tarihler hemen hemen doğru sayılamaz, doğru görülemez. O halde neye bakacağız? O asırda
ilgili devletlerin çıkartabileceği normal ortalama rakama bakacağız tarihçi olarak. Dolayısıyla bu rakamlar bizden önceki tarihçiler tarafından da ortaya konulmuş. O 200 bin ve karşı tarafta Selçukluların ortalama 50 bin rakamı bu sayede ortaya çıkıyor. Yoksa kaynaklarda böyle bir şey yok. Kaynaklarda ifade edilen kesin rakam 15 bindir. Sultan Alp Aslan'ın 15 bin ordusu olduğu söylenir. İslami kaynakların çoğunda. Hı hı. Tabii farklı rivayetler var, farklı sayılar var. Şimdi bu 15 bin onun özel, hassa birlikleridir. Yani en güvendiği, savaş kabiliyeti en yüksek birliklerdir. Genç asker, kuvvetli, pazulu, güçlü, kudretli, hı hı, savaş oyunlarını iyi bilen askerlerin sayısıdır. Ve karşı taraf kaç kişi olursa olsun fark etmez. Savaşlar sayısal üstünlükle kazanılmaz asla. Savaşları ne kazandırır o halde? Alp Aslan da bunu gayet iyi biliyordu tabii bir Selçuklu olarak. Savaşları orduların başındaki kumandanlar ve onların uyguladığı savaş hile ve taktikleri kazandırır. Bunun altını net olarak çizelim. Herkes genellikle vay be 200 bin. Şimdi biz kaç gündür buradayız. Bu konuşuluyor gerçekten. 200 bin kişinin veya 500 bin bile olsa önemi yoktur. Bu 200 bin kişiyi Romanos Diogenes'in hataları tamamen dağıttı zaten. Şunu kimse bilmiyor. Meydanda Sultan Alp Aslan'ın ordusu ile Bizans ordusunun rakamları kaç kaç karşılaştı? 50'ye 50 mi? 40'a 60 mı? Biz bunu net olarak bilmiyoruz. Onlar böyle parti parti gelmiş olabilir mi? Şöyle yapalım. 200 bin kişi deniliyor. Hı hı. Biz de yazdığımız eser, makalelerde bunu ortalaması 200 olarak kabul ediyoruz Bizans ordusunu. Peki hükümdar bunun 30 binini Ahlat'a gönderdi. Bu 200 binin 12 binini Gürcistan taraflarına gönderdi. Hı. 10 binini de Ahlat'ın öncü savaşlarda ziyan etti. Bu ordudan geri dönen olmamıştır. 10 bin öncü kuvvetin tamamı yok olmuştu. Bir Selçuklar bu arada kaç kişi? 800 kişi. İnanılmaz değil mi? Evet. Ama tarihin içine girerseniz ciddi bir tarihçi bunun olabileceğine inanır. Yığınla örnek verebiliriz. Türk tarihinden de, Türk İslam tarihinden de, İslam tarihinden de örnekler verebiliriz. Hı hı. Bedir Savaşı yani, buna güzel bir örnektir. Evet, çok güzel. Çanakkale örnek. Öyle değil miydi? Doğru. Mirek'e falan öyle değil miydi? Doğru. Yığınla sayarız. Neredeyse hepsi böyle. Haçlı savaşlarının tamamı böyle neredeyse. Selçukluların azınlıkta olması Selçukluları korkutmaz. Onların savaş taktiğine uygun bir durumdur bu. Az olacaklar ki çok rahat orduyu çevirsinler. Manevra kabiliyeti yüksek olsun. Bakın gayet iyi bilirsiniz. Ehliyetiniz vardır eminim. Bir kavşağı, bir adayı, bir tırın, dev bir tırın dönmesiyle bir hususi aracın, yani tabii marka veremiyoruz ne yazık ki, bir hususi aracın dönmesi aynı mıdır? Hı. Tırdan daha çabuk hem de defalarca önce döner. Yani ordular da böyledir. Bizans ordusunun baş kumandanı Romanos bir emir verse ordusuna saatlerce sürer ordunun manevrası. Ama Selçuklu ordusu böyle değil. Çok evet, aslında çok zihin açıcı oldu bu açıklamanız. Yani normalde nasıl olabiliyor diye. Evet. İnanılır gibi. Yoksa Sultan Alp... O diyecekti. Alparslan'la Diyojen. Evet. Diyojen. Hoş geldiniz. Gerçi Romen Diyojen'e hoş geldiniz diyemiyorum ama. Alparslan Ahlat'tan geldi. Esir alınmış hali. Esir alınmış hali. Evet, o yüzden hoş geldiniz diyebiliriz. Evet. Ay buyurun buyurun. Siz benim lafıma dönmediniz değil mi? At mı dönüyor? Ha tamam. Pekala. Sayın Başkan herhalde yine etkinlikler çerçevesinde. Evet, arkadaşlarımız Ahlat'ta etkinlikler var. Yarın yine burada Malazgirt'te olacaklar. Bugün beraberdik Ahlat'taydık. İnşallah Allah kaza bela vermesin. Yarın da yine Ahlat'ta son gösterimiz var. Yine at dokçuluk, kılıç, mızrak tarzında. Ay çok savaş canlandırması izlemeyi. Tarzında. Yani siz aslında o savaşı mı bir anlamda böyle canlandırıyorlar? Tabii. Tiyatrol canlandırmaları da oluyor. Diğer yarışmalar, müsabakalar, diğer gösteriler, atlı okçuluk gösterileri yapıyorlar. Sağ olsunlar, çok da kabiliyetli arkadaşlar. Teşekkür ederiz.
Peki dönemi anlamak adına soracağım. Şimdi bu kostümleri gördüğümüzde aslında Sultan Abbas Han dediğimizde hep bu şekildeymişcesine gözümüzde canlandırıyoruz ama siz ne dersiniz bir tarihçi gözüyle? Bence bu bir savaş kıyafeti. Ben yorum yapmaktan aciz kalıyorum. Ama çok yani... şey, yani görüntü itibariyle çok etkileyici. Çok etkileyici ama aradan geçmiş tabii kaç sene. O zamanın herhalde böyle bir kılacak oka karşı mı, neye karşı öyle bir zırh düşünmemiz gerekiyor? O dönem yani kendilerini kalkanla mı koruyorlar? Elbise bence ideolojik arka planı veriyor olabilir görüntüler ama savaş kıyafetleri değil tabii. Evet. Ama o dönemi temsil eden veya ideolojik hocamın dediği gibi bir temsil kıyafetidir. Evet, evet, evet çok güzel. Huysuzlanıyor mu? Biraz şey, akşam olduğu için biraz uykusu var. Aa, anladım, tamam. O zaman çok savaş fazla, yorgunu. Savaş yorgunu. Çok fazla tutmayalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve gösterinizin de eminim etkileyici olduğunu seyredenler biliyorlardır. Ne zaman dediniz tekrar bir daha herhalde pazartesi günü mü? Pazartesi, şimdi yarın Ahlat'ta son bir gösteriler olacak. Ondan sonra Malazgirt'te olacaklar. Tabii etkinlikler eş zamanda hem Malazgirt'te hem Ahlat'ta olduğu için bugün Ahlat'taydılar. Dün de zannediyorum Ahlat'taydı arkadaşlarımız. Evet. Orada güzel bir etkinlik alanı var. Çok da güzel etkinlikler gerçekleşiyor. Arkadaşlarımız da atları ve kendileriyle güzel bir temsili orada gerçekleştirdiler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Atların da güzelliği, hayvanların. Evet. Ne kadar güzel. At tabii bizim kültürümüzün bir parçası. Hayvan bile dememek lazım ata. Öyle der. Evet, yani ata hayvan demek... ata hakarettir biraz. Peki. At asildir tabii. Evet, tabii asalet. Çok asildir. Elbette. Şimdi Haşim Hocam'a dönmek isterim. Burada biz Malazgirt ruhundan bahsettik ve Malazgirt'in tarihimizde ortaya koyduğu bir adeta deprem, bir kırılma, tarihin akışında bir değişiklik. Şimdi İslam dünyasındaki etkisi, İslamlaşmadaki etkisini size sormak istiyorum. Yani Anadolu'nun tabii daha uzun soluklu bugüne kadar uzanan ve inşallah da ebediyen devam eder. Türk İslam yurdu olmasındaki en önemli savaş Malazgirt. Dandana kanla başlayan bir süreç aslında bakarsanız. Ve sonrasında Selçuklu Türklerinin Oğuz göçleriyle birlikte bu coğrafyaya geldikleri, daha Malazgirt Savaşı yapılmadan önce özellikle Afşin Bey örneğinde verebiliriz. Anadolu'nun içlerine kadar akınlar yaptıkları, ön hazırlıkları yaptıkları bir süreç. 1048'de de bir savaş var buraya yakın. Bence bir yazdığım bir yazıda bunu Proto Malazgirt olarak gördüğümü düşünüyorum. Yani Malazgirt'in bir öncesi gibi Hasankale Savaşı. Ve sonrasında tabii Malazgirt'e uzanan bir süreç var. En temel özelliği konuşuldu, yine konuşulur. Malazgirt'in, bu Bizans'ın aslında gittikçe zayıflayan bir süreci söz konusu. Ve İmparator Romanes Diogenes, eski Bizans'ı hayal eden, o Büyük Konstantin dönemini hayal eden, hani bizim Osmanlı tarihçilerinin, yani sonraki dönemdeki padişahların Kanuni dönemini hayal etmeleri gibi hayal eden bir imparator. Kısmi başarılar da elde etmiş ama içeride ciddi muhalefeti söz konusu. Bunu kırmanın en önemli yolunun Türkleri, Selçuklu Türklerini tamamen Orta Asya'ya kadar göndermek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir anlaşma var Malazgirt'te biliyorsunuz. Anlaşmanın anlatıldığı kadarıyla şu şekilde yapıyor. Biz anlaşma şartlarını Rey'de konuşuruz ancak, bu Selçuklu başkenti. Atlarımızı, yani kışı biz İsfahan'da geçireceğiz, atlarımız da Hemedan'da kışlayacaklar diyor. Buradaki psikolojik altyapı şu. Şimdi eski dünyayı ikiye böldüğümüzde İslam öncesi dönemde bir Roma vardı, bir de Pers Sasani İmparatorluğu söz konusuydu. Yani dünya ikiye bölündüğü zaman doğusunu Persler, batısını Bizans, Roma temsil ediyordu ve dünya mücadelesi bunun üzerinde geçiyordu. Sonra Müslümanlardan, İslam'dan sonra bunu Emeviler,
nispeten Abbasiler ama Selçukluların ortaya çıkışıyla birlikte, Tuğrul Bey ile birlikte Selçuklular aldılar bu doğunun üstünlüğünü. Burada eski Bizans'ı ihya etme psikolojisidir bana sorarsanız bu Roman Diyojen'in Alparslan'a yaptığı meydan okuma. Dolayısıyla kendisi için bir varlık savaşı olarak görüyordu. Bu kadar yüksek miktarda asker toplamasının mantığı biraz bu. Yani kesin kararlı. Malazgirt'in öncesinde bölgeye geldiği 3 tane seferi var. Bunlardan bir tanesinde Membic'e kadar gelecek. Güya Türk akınlarını durduracak ama bir haber alıyor ki Afşin Bey Denizli taraflarına gitmiş, Afyon taraflarına gitmiş ve Marmara'ya kadar yağmalamış. Geri dönmek zorunda kalıyor. Bu dönemki haber alma şeklini nasıl? İstihbarat ağları var muhtemelen. Onlar üzerinden alıyorlar. Mesela şunu konuşabilirdik. Alparslan'ın, yani Malazgirt'i konuşuyoruz, yani konu dışına çıkmak istemiyorum ama en büyük zaaflarından birisi istihbarat ağına önem vermemesidir mesela. Onu çok böyle bir ağ kurmayı sevmiyor. Ve güven ortamına dayandırıyor, güven anlayışına dayandırıyor. Fakat aslına bakarsanız bu ciddi bir zaaf olarak görülebilir o dönemde. Neyse konuya tekrar geri dönecek olursam. Ya o kadar kahramanlık, o kadar başarı, o kadar büyük sefer ve tarihte o kadar olumlu yönleri var ki. Hani tabii ki özgüveni zaman... çok fazla açıkçası yani Alparslan'ın özgüveni çok yüksek. Bir de tabii o günün, yani şimdi mesela bugünden bakınca belki 10 sene sonrasını konuşmak bile kolay gelebilir de hani 11. yüzyılı konuşuyoruz. Tabii ki. İnanılır gibi değil. Yani o zamanın dünyası, o zamanın insanı, o zamanın tabiatı bambaşka. Esas sizi böyle okuyup da hani sizden etkilendiğim hususa döneceğim. Şimdi Sultan Alparslan'ın yanında bir fakihi var. Ve bu sözün gücü burada da kendini gösteriyor. Biz hep ne görüyoruz? Mesela Osmanlı sultanlarında da böyle onların tabi oldukları ya da hani gönül verdik, gönül sultanları diye adlandırabileceğimiz, hani onlara büyük bir motivasyon sağlayan, yeri geldiğinde onları yükselten birileri var ve bu konuşma bence çok teşvik edici. Kesinlikle. Şöyle diyeyim, yani Malazgirt'i son cümle bir önceki kısım için bu Roman Diyojen'in yaptığı savaş Bizans'ın gücünü kırdığı için artık Anadolu'nun çok kısa süre içerisinde Müslüman Oğuzlar tarafından ele geçirildiğini, 4-5 yıl sonra Marmara sahillerinin bile Türkiye Selçukluları kurulacak biliyorsunuz. Artık bir Türk İslam yurdu haline geldiğini görüyoruz. Buralardaki devletler kurulacaklar. Ahlat'ta devlet kurulacak vesaire. Fakihler konusuna gelince bu çok önemli. Yani fakihler Müslüman olan Türk devletlerinde en başından itibaren Sünni İslam anlayışının en önemli temsilcisi olarak görülüyorlar. Birkaç örnek vereyim. Mesela seyircilerimizin hafızalarını tazelemek açısından söyleyeyim. Selçuk Bey, hatta daha erken gidelim. İdil Bulgar hükümdarı İlteberhan Müslüman olduğu zaman Abbas Halifesi'nden kendilerine, bakın dikkat edin, İslam'ı öğretmesi için 2 tane fakih göndermesini istiyor. Selçuk Bey Müslüman olduğu zaman bölgedeki Samani valisinden 2 fakih istiyor. Bizim çalıştığımız konular, daha önce sizinle konuştuk, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devletin kuruluş hutbesini okuyan kişi kimdi hatırlarsınız? Dursun Fakih. Yani Osman Gazi'nin eşinin kız kardeşiyle evli, bacanağı olan ilk bağımsızlık hutbesini okuyor ve önemli eserler kaleme alıyor. Burada sultanların dini konularda akıl danıştıkları, kendilerinin moralini ve motivasyonunu yükselten fakihleri var. Alparslan'ın fakihi, belki anmamız gereken, Malazgirt Savaşı ile birlikte anmamız gereken kişi Ebu Nasr Muhammed bin Abdülmelik el-Buhari. Yani ismini uzun söyledim. Ebu Nasr Muhammed diyebiliriz. Anladığım kadarıyla Buhari, Buharalı ve Sultan gibi, o da Hanefi olduğunu düşünüyoruz. Birkaç noktada o öne çıkıyor. Ve Sultan'ın onu dinlediğini anlıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Mısır'a gidiyordu biliyorsunuz. Yani tekrar savaşı anlatmayalım. Savaş öncesinde İslam dünyasını tek bir mezhep altında toplamaya çalışıyor. Abbasi halifesi adına hutbe okutmaya çalışıyor. Ve Sultan Halep'i ele geçirdiği zaman artık Mekke'de ve Medine'de onun adına, yani eskiden Şiiler adına okunan hutbe Abbasiler adına okunmaya başlıyor. Şimdi Urfa'yı kuşatacak, Halep'e gidecek. Burada fakih sultana diyor ki sen diyor Allah'ın sevgili kulusun.
ve duada bulunmalısın. Niçin diye sorduğun zaman sen diyor Fırat'ın batısına geçebilen tek özgür, yani gulam olmayan tek kimsesin diyor. Hı hı. Bunun için şükretmen ve şükür namazı kılman gerekiyor. Çünkü Allah bunu daha önce hiçbir Müslüman hükümdara nasip etmemişti diyor. Ve sultan seviniyor. İşte duygusal konuşma geçiyor arasında. Sözünü dinliyor. İkinci olarak mesela Ebu Nasr nerede ortaya çıkıyor? Sultan hocam anlattı. Şimdi düşmanla karşılaştırıldığı zaman, Bizans devletiyle karşılaştırıldığı zaman çok azınlıkta bir ordu. Zaten ordusunun bir kısmını ihtiyaten geride bırakmış durumdaydı. Ve en güvendiği de 4000 askeri var aslında bakarsanız. Yani 50.000 ordu çok güzel ama hassa birliklerine daha çok güveniyor savaşta. Hatta hocam 15.000'lere kadar da düşüyor. Ya en güvendiği özel yani birliği 4000 kişi. Asıl savaşan unsurlar onlar tabii. Yani 4000 en güvendiği kısım. Diğerleri toplama birlikler vesaire. Burada tabii biraz tedirginliğini hissediyoruz. Yani Refik Hoca'nın az önce bahsettiği sözün gücü diyoruz ya. Yani ordunun motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor sultan. İşte beyaz kefen giymesi, ben de sizden birisiyim demesi. Tabii ki yani bu sembolleri kullanması ordunun moralini ve motivasyonunu yükseltmek için. Burada bu tedirginliğini gördüğü zaman işte fakihimiz yine devreye giriyor ve tavsiyede bulunuyor. Diyor ki sultana, cuma günü savaşmalısın diyor. Ve cuma günü savaşa cuma namazı vaktinde başlamalısın diyor. Neden diye sorduğu zaman sultan, çünkü diyor o gün o saatte İslam dünyasındaki bütün camilerde cuma namazı kılınacak ve Müslümanlar senin başarın için dua edecekler diyor. Sultan da tamam diyor ve onun dediği şekilde başlıyor. Yani bu bahsedilen hutbe de bu şekilde irad ediliyor. Yani Abbas Elifesi'nin getirdiği, gönderdiği hutbe okunuyor. Bülganaim'in getirdiği hutbe okunuyor. Ve ordu, Selçuklu ordusu müthiş bir moralle ve motivasyonla savaşa başlamış oluyor. Şimdi bugün biz baktığımızda tabii ki tarihteki değişimi ve özellikle de İslam dünyasına yansımasını görüyoruz. Ama o gün mesela fakihin ona böyle tavsiye etmesi, tabii ki kendisi de iman gücüyle cumayı özellikle cuma namazından sonra işte hutbeden sonra savaşa girişmesi, bunlar önemli. Şu benim dikkatimi çekti. Ya hakikaten o dönemin Müslümanlarının da bu savaşın bu kadar önemli olduğunu fark etmesi de etkileyici değil mi? Tabii yani halife aslında burada üzerine düşen görevi yapıyor. Yapmak da zorunda. Hedefte bulunanlardan birisi de halife. Abbas halifesi El-Kaim bir Emrillah nerede oturuyor? Bağdat'ta. Hedefte Irak'ta var. Aslında Romanos Kapadokya'da bir toplantı yapıyor kurmaylarıyla. Genç subaylar 200 bin, 300 bin bu kadar gücümüz var. Biz dere tepe düz geçeriz her tarafı diyorlar. Ama tecrübeli kumandanlarsa rakibi sakın hafife almayın. Bunlar tecrübeli adamlar. Hele başlarında bulunan Sultan Alparslan cesaretiyle şöhret bulmuş birisi. Bütün adamları ona muti, bağlı. Bunu düşünün yüce imparator diyorlar. Ama imparator ayakları yerden kesilmiş mi diyelim. Yani tamamen belki en büyük hatası Romanos'un sayısal üstünlüğüne güvenmesi. Bir kumandanın asla yapmaması gereken bir hatayı yapıyor. Bedelini ağır ödüyor. Hayatıyla ödüyor. Tahtı kaybetmesiyle ödüyor. Burada yani baktığınız zaman Bizans imparatoru çok ciddi hatalar yapıp Sultan Alparslan'ın işini kolaylaştırıyor elbette. Peki o zamanın silahları olarak neleri düşünelim? Yani ok yani, var, ok yay var. Çok etkin bir şekilde Selçuklular bu silahı kullanıyorlar. Tabii ki bu bir meydanda başlayıp, hani burada da bir hata yapılıyor. Konudan konuya atlıyorum ama söyleyecek hocam, çok şeyim olmasından ona döneceğim Sayın Başkan, ama buyurun. Hücum başlayınca Selçuklu ordusu, Alparslan'ın ordusu bir okçunun atabileceğinden çok daha hızlı ok atmaya başlıyor. Çok seri bir şekilde
Bizans ordusu karşındaki gücün çok daha sayıca fazla olduğunu zannediyor. O okların çıkardığı uğultu falan düşman ordusunda bir moral bozukluğuna... O böyle filmlerdeki gibi hani yağar, evet, ya yani, öyle evet, mi yağıyor şu vaziyet? Normalinden daha fazla. Bu karşı tarafta düşmanda şu etkiyi yaratıyor. Karşımızda çok daha fazla güçlü bir grup var. O okların çıkarmış olduğu sesler bir uğultu. Türklerde o gelenekte de var olan uğultuyla beraber düşmanda bir moral bozukluğuna da sebep oluyor hocam bu. Tabii bu silahları sayalım. Ok ve yay bunlar içerisinde en önemlisi. Döneceğim çünkü Anadolu'nun fethini neredeyse bu silaha borçluyuz desek tabii, abartmış yerine olmayız. Malazgirt Savaşı'na damgasını vuran silah da ok ve yaydır önümüzde, tereddütsüz. Eğer evet, siz sahte ricat dediğimiz yani numaradan kaçma, düşmanı yanıltma taktiği bunu uygulayacaksanız ok ve yaya ihtiyacınız var. Tabii kalkandı, mızraktı, bıçaktı, diğer zırhtı, miğferdi, attı bunların hepsi kullanılıyor savaşta. Bir Orta Çağ Savaşı'nda, bir Selçukların bulunduğu savaşta. Fakat Selçuklar bir okçu millettir. Selçuklar ok ve yayı zaten nerede kullanıyor? Savaşta mı kullanıyor sadece? Hayır. Bütün hayatlarına inhisar etmişler. Yani damgalarında bu var. Tuğrul Bey belge yazıyor. Belgenin en üst kısmına Osmanlı Padişahı tuğrasını yapıştırır. Şeyse Tuğrul Bey üç ok ve bir yay nakşeder her zaman. Tuğrul Bey benim gibi tahtında oturduğunu düşünelim. Arkasında üç ok ve bir yay var. O meşhur Nişabur şehrine ilk girişi vardır. Kaynaklar onu güzelce tavsif eder. Orada kemerinde üç ok taşıyor. Omuzunda bir yay var. Yay hakimiyet alametidir. Ok yaya tabidir. Yay olmazsa okun bir anlamı yok. Okun istikametini tayin eden yaydır. Burada yay dediğimiz silah neye benzetilmelidir? Günümüzde otomatik bir tüfeğe, silaha benzetilebilir. Demin başkanımız da söyledi ya, yağmur gibi. Yağmur misali ok yağıyor. Bu yağmurdan atlar da nasibini alır, asker de nasibini alır. Selçuklu bunu seri bir şekilde düşmana atabilecek maharete sahiptir. Bir de şunu belirtmek isterim. Tamam oku atıyor ama nasıl atıyor? Hedefi asla şaşırmaz. O kadar sadece da keskin. Sultan Alparslan değil. Yani bütün kaynaklar Sultan Alparslan hayatının işte sonun son deminde şaşırmıştır attığı ok. O da ölümüyle sonuçlanıyor biliyorsunuz. Ama Selçuklu askerinin tamamı için geçerlidir bu söylediğim. Atarsa vurur. Yani 12 dediğimiz. Asla ıskalamazlar. Elinde böyle bir asker varsa 200 bin kişiyi ne yapacaksın ki? İstediğin gibi döndürüyorsun bu askerini. Yani bir manevra kabiliyeti olması lazım. Bizans ordusu eski mantıkta savaşıyor. Yani hadi arkadaşlar dönüyoruz. Bu bir saat sürüyor. Saatlerce sürüyor. Bu olurken kopmalar yaşanıyor. Zaten Selçuklu ordusunun beklediği şey ana gövdenin birbirinden ayrılmasıdır. Ayrıldığı an işte o boşlukları Selçuklu doldurur. Neyle? Ok yayla. Yani Selçuklu'nun savaş sisteminde bir meydanda savaşa başlayıp da meydanda bitirmek gibi. Mesela biz hep Malazgirt Meydan Savaşı, Malazgirt Meydan Savaşı. Yani Selçuklu ve Meydan Savaşı yan yana koyabileceğiniz bir şey değil bu normal şartlarda. Savaş meydanda başladı ama meydanda bitmedi. Nerede bitti? Savaş Selçuklu'nun istediği gibi Pusu bölgelerinde bitti. Bir koşu başladı. Tabii Bizans kaçıyor bunlar. Şimdi başkanımız enteresan şeylere temas ediyor. Ben de şunu söyleyeyim hemen. Rakipler, Selçuklu'yu iyi tanıyan rakipler her zaman şunu söylemiştir. Hayatta yapabileceğin en büyük hata bir Selçuklu süvarisinin peşinden gitmektir. Onu kovalamaktır. Güzel cümle. Bilin ki o sizi bir pusuya çekiyordur. Peki bunu koca bir ordu yapıyor. Üç tane süvari de yapar mı? Üç Selçuklu süvarisini görelim ya da düşman görsün biz değil. Bizans peşine düşerse o üç kişi ileride 10 kişi oluyor. Biraz daha ileride 20 kişi oluyor. Daha da gidersen 30 kişi, 40 kişi oluyor, 50 kişi oluyor. Peşinden isterse 1000 kişi gelsin.
işini bitirir. Çünkü ileride tamamen kalbur var. Yani kevgire çevirecek, evet. Çember içine alacak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Az önce Haşim Hocam hani Sultan Alparslan'ın aslında istihbarat konusunda biraz daha zayıf kaldığını söyledi ama şimdi düşünecek olursak Diyojen için yani Bizans açısından da hani Selçuklu'nun bu kabiliyeti biliniyorsa oyuna resmen gelmişler. Ama Pelin Hanım şunu söyleyeyim. Yani siyasi bir deha var burada tabii ki ortaya konan. Genel olarak baktı. Ben özelinde söyleyeyim. Genel olarak doğru söyledi. Çok meşhurdur. Hatta Batınilerin faaliyetlerini onun zamanında temellendirdiği söylenir. İşte bu Berit yani istihbarat ağı Sultan Alparslan zamanında çalışmadığından. Ama Sultan savaşı hemen kabul etmez. Karşı tarafı oyalar veya adamlarını biraz daha bekleyelim. Kimi bekliyorlar? Afşin gelmedikçe savaşmam diyor Sultan. Hmm. Afşin ne getirecek? Haber getirecek. Afşin nereden geliyor? Üsküdar'dan geliyor. Afşin Üsküdar'a kadar gitmiş. O bölgelerden geri dönüşünde etrafı hallaç pamuğu gibi atmış. Hmm. Afşin bu. Asla yakalanamıyor. O meşhur 4. Romanos, savaşı kaybeden, onu ele geçirmek için ne büyük çabalar sarf ediyor. Ama bir geçtiği yerden asla bir daha geri dönmüyor. Ya, Afşin bir şey müthiş bir adam. İnsanın kendi tarihini sevmesi o kadar güzel bir şey ki şimdi öyle bir uğraşıyor ki ele geçirmek için falan derken hoca nasıl gülüyor? Hoşuna gidiyor. Şu sebep netice ilişkisinde halifeden bahsetti, kayın bir emrillah'tan. Enteresan bir denklem kuruluyor. Sultan Alparslan ve Selçuklu Bizans ordusunu darmadağın ettikten sonra bu kadar güçlü olmasına rağmen normalde böyle bir güç halifelik de artık benim hakkımdır diyebilir. Ama Sultan Alparslan demiyor Selçuklu. Kayın bir emrillaha halifeye bağlı kaldığını, sadık olduğunu ifade ediyor. Ama halife de onu ta Ani'deki zaferinden dolayı Ebu'l-Feth ilan ediyor ve İslam'ın gücüsün diye Alparslan'ı taltif ediyor. Böylece maddi güçle manevi güç birbirine bağlılıklarını karşılıklı ifade Peki, ediyor. Peki Haşim Hocam ne yaptı? Yani burada kiliseler vardı. Tabii. Ne yaptı fethettikten ele sonra? Ele geçirdiği hemen hemen her şehirdeki kiliseyi, bu bir gelenektir. Süleyman Şah da bunu yapmıştı. Daha önce de yapıldı. Alparslan da, Ani de yaptı mesela bunu. Şehrin en büyük kilisesini camiye çevirme geleneği var. Yani siz kendiniz kitap yazdınız biliyorsunuz. Ayasofya. Bu konuda İstanbul'un fethinden sonraki en büyük sembollerinden bir tanesi. Bunun benzeri o süreçte yani fetihler gerçekleştiği zaman ele geçirilen şehrin en büyük kilisesi camiye çevrilir ve oranın artık bir İslam toprağı olduğu, bu bölgeye İslam'ın damgasının vurulduğu herkese açık bir şekilde ilan edilir. Buradan izleyicilerimiz şöyle bir sonuç çıkarmasınlar. Yani Selçukluların gayrimüslim tebaaya karşı kötü davrandıkları ya da onları yok saydıkları, ibadethanelerini ortadan kaldırdıkları gibi bir sonuç çıkmasın. Yani bu bir sembolik davranıştır ve buranın İslam yurdu olduğunun ispatıdır. Ama aynı zamanda diğer kiliseler varlıklarını sürdürürler ve imtiyazlarını devam ederler. Vergilerini ödedikleri müddetçe imtiyaz problemleri yok. Bölgedeki eski Ermeni unsurların ya da Rumların Bizans yönetiminden ya da dağınık Ermeni yönetiminden daha çok Selçuklu yönetimini tercih ettiklerini mesela Süryani Mihail'in kitabında geçen bazı ifadelerden anlıyoruz. Tuğrul Bey döneminden itibaren Türkleri daha adil ve çok daha kurtarıcı bir toplum olarak görüyorlar ve onların himayesini daha çok tercih ettiklerini belirtiyor eserinde. Buradan aslında bunun halklara dönük bir çatışma değil, daha çok devletler arasında bir çatışma olduğunu, halkın ise yeni hakimlerine kolay şekilde adapte olduğunu görüyoruz. Aslında kapsayıcı ve hani o şefkatli el diyoruz ya, o Selçuklu'da da var demek ki. Tabii tabii. Osmanlı'da zaten Pax Ottoman'da da biliyoruz. Osmanlı hoşgörüsü, barışı, huzuru. Osmanlı dediğimiz yapı Selçuklu'nun biraz daha gelişmiş bir modelidir aslında. Evet ve bugün de hani Türkiye Cumhuriyeti de
Çok şükür böyle anılıyor. Arkadaşlarım bana derler ki süremizin sonuna geldik. Üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Daha ama şöyle bir şey yapalım. Şimdi inşallah 4 Eylül itibariyle gündem ötesine de başlıyoruz. Orada buluşalım. Olur mu? Olur. Biz başkanı Malazgirt'ten Malazgirt'e görüyoruz ama çok da güzel inşallah bazı etkinlikler varmış. Hani Beyoğlu'nda da onları ziyaretle gelmek isteriz. Ama bu yayını kapatmadan önce bir daha bir hatırlatalım mı pazartesiyi? Evet, pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem himayeleriyle bu Malazgirt Anadolu'nun fethi 1071 etkinliklerini, anma programını Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı himayelerinde himaye ediyorlar. Pazartesi günü 26 Ağustos'ta burada Malazgirt Meydanı'nda tarihin dönüm noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu meydanda Malazgirt Meydanı'ndan dünyaya bir birlik ikrarında bulunacaklar. Pazartesi günü 26 Ağustos yeniden bir milli ahitleşme günümüz. Hem Malazgirt'te bu hitaplarını gerçekleştirecekler bütün tek millet olarak burada toplanacağız. Buradan bütün dünyaya bölünmez bir bütün olduğumuzu, vatan ve millet olarak, bayrak olarak burada olduğumuzu, devlet olarak burada olduğumuzu aykıracağız. Buradan Büyük Selçuklu Kabristanlığı'na geçilecek. Orada fatihalar, dualar okunacak ve etkinlik alanı ziyaret edilecek. Orada da bütün Anadolu'ya, bütün dünyaya bir hitap, bir mesaj verilecek. Bu topraklarda bir ve beraberiz. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Boşnağıyla, Rumuyla, Ermenisiyle, Gürcüsüyle kim varsa bu topraklarda. Çünkü vatan böyle ifade edilir. Vatan annedir. Devlet babadır. Millet bu ananın kucağında yaşayan evlatlardır. Evlatlar olarak Anadolu'nun o bize vatan kılınan bu toprağında kucaklaşacağız. Kardeşliğimizi bütün dünyaya hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte aykıracağız. Ve kuzuları çakallara kaptırmayacağız. Evet. Değil hocamız mi? Da rahmetli anlayacağız. Hocamız da bir benim kez daha rahmetli. Benim bir teklifim var bitirmeden önce. Buyurunuz. Başkanımıza da söylemiş olalım aynı zamanda. Şimdi Malazgirt etkinlikleri Malazgirt'te ve Ahlat'ta düzenleniyor. Çok güzel. Ama mesela 2 yıl sonra 950. yıl artık. Aha. Bence ülke olarak şöyle bir planlama yapabiliriz. Yani Malazgirt kutlamaları madem bu savaş Anadolu'nun az önce ifade ettiğimiz şekilde Türk ve İslam yurdu haline gelmesini sağlamış bir savaş. O zaman Anadolu'nun her şehrinde, her kasabasında, her okulunda kutlanmalı. Aynı bilinçle, aynı ruhla ve yaygınlaştırılmalı ülke genelinde diye düşünüyorum. Güzel, peki. Ben de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Malazgirt'te birlik ruhu kazandı. Ve Türkiye'ye bu ruhu bozmayalım diyorum. Bu ruhu diri tuttuğumuz sürece düşmanlarımız hiçbir zaman bizi yıkamazlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkesi Malazgirt'e bekliyoruz. Herkesi Malazgirt'e bekliyoruz. Bu arada Zaferler Ayı dedik Ağustos ayı için. Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da buradan öncesinde kutlamış olalım. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha analım. Bu gece zaten tarihin bir bütün olduğunu, kesintisiz bir tarih anlayışımız olduğunu da sıklıkla söylemiştik. Şimdi kameraman arkadaş şu anda Malazgirt semalarında yükselen hilale de bir görüntü verebilirlerse. Aa, yönetmenimden tam, rica edeyim o zaman. Şu anda tam Malazgirt semasında bana göre sol tarafta. Aa, evet, çok bir güzel hilali gözüküyor. Görüyoruz. Zannediyorum anlamlı. Evet. Gösterebiliyor buranın onu. Coğrafyası güzel. Evet, hakikaten çok ekranda, güzel. Evet. Güzel yakaladınız. Teşekkür ediyorum. Bu hilal hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağında hem de bizim bayrağımızda şanlı bir şekilde var. Evet. Ve Kıbrıslı arkadaşlarıma da teşekkür ederim geldikleri için. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Malazgirt'ten sizleri selamlıyoruz. 4 Eylül itibariyle inşallah gündem ötesiyle de yine bu ekranlarda olacağız. Önümüzde yine güzel bir dizi olacak. Arkasından günümüz değişmedi. Bizi lütfen yalnız bırakmayın. Görüşünceye dek hoşça kalın.